Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. GOT tarih ekranlarına. Evet, efendim, yeni geldim, hoş buldum. Efendim, bugün karşınızda yeni bir şahsiyet var. Yeni sezonumuza, GOT tarihinin yeni sezonuna Kaan Güven'le geldik. Evet. Vallahi bugün şimdi ne yapacağız? İlk bölümdeki konumuz, abi Avrupa'da genel durum neydi 2. Dünya Savaşı öncesi? Şimdi Avrupa'nın ilk önce de bunu konuşurken tabii önce bir de şeyle başlayalım istiyorum ben. Almanya'yla başlayalım çünkü tabii işin de temel aktörü o. İşin soruyu söyleyeyim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın genel durumu neydi? Evet. İşte savaştan çıktı bu adamlar. Versailles anlaşmasıyla çok büyük yükümlülükler koydular vesaire. Çok çetin bir harp geçti. Peki Almanya sonraki süreçte ne yaptı? Nasıl gelişti? İşte o İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte nasıl gelişti? Nasıl geldi? İşte Hitler'in iktidarı, işte faşizmin, daha doğrusu nasyonel sosyalizmin Avrupa'da oluşumu. Bunları genel olarak bize özetler misin? Tabii ki de. İlk olarak da aslında 1. Dünya Savaşı öncesinde Almanya Avrupa'da yükselen yeni bir güç. İngiltere'ye aşırı derecede büyük bir rakip. Gerek donanma, gerek askeriye, gerek hava kuvvetleri açısından, ekonomi açısından çoğu açıdan ciddi bir güç. İngiltere'ye ve diğer devletlere büyük bir rakip olmuş durumda Almanya. Ve daha da aslında büyümek istiyor. Kendisini daha da geliştirmek istiyor. İngiltere çünkü dünyadaki çoğu önemli yeri almış, çoğu büyük bir koloni imparatorluğu kurmuş ve bunu yıkıp aslında kendisinin büyük bir koloni imparatorluğu istiyor. Donanmasını o yüzden yatırım yapıyor genel, tersane yatırımlar. Öyle Wilhelm'in değil mi? Wilhelm'in de zaten en büyük yaptığı işlerden birisi donanma. Bu donanmadır. Evet. Zaten savaşın çıkmasındaki en büyük sebeplerden birisi de bir bu Almanya'nın büyük donanması. Bir de bu 1870'lerde miydi, 80'lerde miydi bu şeylerle olan savaş, Fransa-Almanya savaşı. Evet. Orada da Alsace-Lorraine civarlarındaki o toprak, yani sanayileşme için maden, ham madde açısından hani zengin bölgeleri alınca adamlar sanayileri iyice gelişiyorlar tabii o dönemde. Evet, o Rhin bölgesindeki özellikle işte kömür yatakları, demir madenleri olsun çok ciddi de bir aslında. Sanayinin temel şey oluyor, ham maddesi oluyor. Ekonomisini büyütüyor. Ve 1. Dünya Savaşı'nın ardından bütün Avrupa aslında çok büyük bir yıkım geliyor. Sürecinde. Tabii ki de. Ekonomik helali en başta. Ekonomik. Yani her türlü açıdan aslında sosyal açıdan da aslında ciddi asker bir bıkmış, yıkım. Millet delirmiş yani artık savaşın çetin sürecinden dolayı. Kesinlikle. Çünkü daha öncesinde olan savaşlarda Avrupa'da ve dünyanın genelinde olan savaşlarda aslında baktığımız zaman cephede ilerliyor bu savaşlar. Halk fazla etkilenmiyor. Ekonomik açıdan falan etkileniyordur tabii ki de yani. Hmm. Savaşların çünkü etkisi tabii ki de büyük. Fakat halk ölümleri fazla yaşanmıyor. Fakat ilk defa bu savaşla beraber ciddi de bir halk ölümü yaşanıyor. Bu da aslında sosyal açıdan birazcık Avrupa'yı etkiliyor. Hatta bayağı etkiliyor yani. Hmm. Cihan Harbi zaten daha çok işte askerler ve süvari atlar çok fazla öldüğünden bahsediliyor ama evet. Dünya Savaşı tabii çok büyük bir yıkım. Hani orada işin evet artık teröre döndüğü süreçler de var tabii Almanya'da. Evet. Yani. Sovyetler Birliği'nde mesela. Sovyetlerde de var tabii. Teröre dönüyor olay. Evet. İç savaşında özellikle. Şimdi oraya da geleceğiz zaten. Aynen. Şimdi Hitler'in ortaya çıkışı nasıl? Şimdi Cihan Harbi'den sonraki süreçte Almanya'nın durumu neydi? Ne oldu? Versailles'dan sonra büyük bir ekonomik sıkıntı içerisinde. Çünkü çok yoğun değil mi? Şey veriyor. Borçları var adamların. Tabii ki. Ya şöyle oluyor. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru zaten Almanya'da işte bir açlık maçlık yaşanmaya başlıyor. Çünkü İngiltere'de onları caydırmaya çalışıyor. Aslında bu 1. Dünya Savaşı daha çok bir caydırma savaşı. İkinciye kıyasla daha çok öyle. Almanya'da zaten bir ekonomik sıkıntılar savaşın sonlarına doğru yaşanmaya başlamış. Bir açlık başlamış. Ve zaten Fransa'nın kuzeyinde de olan savaşta yenilince Almanya'ya çok ciddi bir
ve diğer aslında devletleri de, diğer yenilenleri de, bize de dahil olmak üzere çok ciddi barış anlaşmaları dayatıyorlar ve bu barış anlaşmaları aslında hiçbir şekilde barışa katkı sağlamıyor, tamamıyla savaşa katkı sağlıyor. Evet. Çünkü yenilen milletlerde aslında intikam duygusu oluşturuyor. Daha çok nefreti sürüklüyor, daha çok savaşa sürüklüyor. Hele Almanya'da falan ekonomik buhranın getirdiği o adamlarda enflasyon patlamış artık. Para birim zaten şey parayla gidiyor ekmek almaya. Yani. Evet evet. Ama bu dönemde işte bu bir cumhuriyet kurmuşlar. İşte rejim değişmiş. Wilhelm kaçmış şeye. Evet, Wilhelm, İmparator Hollanda'ya kaçmış. Neyse zaten savaşın son zamanlarına doğru Wilhelm, 2. Wilhelm de Alman İmparatoru. Almanya'dan kaçıyor ve kısa süreli bir militeri junta oluyor orada. Hmm. İngilizce söyledim Allah kahretsin. Olsun. Askeri junta oluyor. Ve daha sonra demokrasiye geçiyor bu adamlar. Evet. Ve aslında demokrasiye ilk nefret burada başlıyor. Çünkü yani çok ciddi bir barış anlaşması dayatıyorlar ya. Alman halkına gerçekten aşırı derecede sinirleriyle oynuyor bu anlaşma. Çünkü Alman halkının Alman ordusuyla özellikle çok ciddi bir övünç kaynağıdır. Çok sevdiği bir şeydir Alman halkının Alman ordusu. Ve sen Alman ordusuna ciddi şekilde kısıtlayınca ve onu ciddi derecede yeren maddeler de koyuyorlar. Çünkü Almanya'nın bütün savaşın suçunu Almanya'ya atmak gibi maddeler de Alman halkının aslında büyük bir tanzim, şey, tazminat da var, borç var. Tabii ki de. Çok ciddi tazminatlar da ekliyorlar Almanya'nın tepesine. Almanya'nın parasından daha fazla tazminat da ekliyorlar adamın kafasına. Evet. Almanlar da tabii bunu ödemek konusunda çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Ödeyemiyor zaten. Ödeyemiyorlar. Çok sıkıntılar para değeri düşüyor. Bir ara para değerini şey para basıyorlar ama karşılıksız para bastıkları tabii için daha da düşüyor. Daha da devalüasyon para biriminde yüksek derece düşüyor oluşu değerinde. Tabii ki. Peki Hitler nasıl ortaya çıkıyor bu süreçte? Bu Versay Anlaşması'nın yarattığı ve diğer anlaşmalarında daha doğrusu 1. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da yarattığı siyasi ve askeri sosyal istikrarsızlıklar sonrasında aslında Avrupa'daki halklar direkt aşırı sağa ve aşırı sola odaklanmaya başlıyor. Ekonomik sorunların çıkardığı tabii şeyler, etkilerle bunlar kutuplaşıyor yani. Kutuplaşmaya başlıyorlar artık adamlar. Hitler de bu sayede ortaya çıkıyor. İlk başlarda Almanya'da tabii aşırı sol ciddi bir sıkıntı. Aynı zamanda aşırı sağdan da sıkıntılı partiler var. Alman ordusu da, Alman istihbaratı da tabii ki de bunları takip ediyor. Bunlar ciddi bir sıkıntı çünkü. Ve şöyle, Hitler de istihbarat, Alman istihbaratı için çalışan bir adam. Ve bir tane partiye gidiyor. Partinin işte bir tane birhanede işte Naziler, ilk olarak Nazilerin toplandığı bir yer. Oradaki konuşmaları not etmek için gidiyor. Çünkü böyle çok sayıda aslında parti var. Aşırı sağ ve tehlikeli olabilecek radikal partiler var. Aynı şekilde soldan da öyle. Hitler işte bu partiye gidiyor. Bakıyor ki kendi fikirleriyle aslında çok doğru orantılı. Orada aslında istihbarat, askerin istihbaratı yani ordunun istihbaratı olarak giriyor. Partileri denetlemek için. Tabii ki de. Orada konuşmalarını not alıp orduya bildirmek için ciddi bir tehdit midir, ne planları nedir falan. Bu gibi şeyler için gidiyor. Fakat etkileniyor onlardan çok fazla. Ve daha sonra bu istihbarat işlerini falan bırakıyor. Bu parti işlerine daha çok giriyor. Mussolini'den de etkileniyor o dönem. Tabii ki de. Mussolini'ye zaten siyasi hocam olarak diyor. Duce'ye yani. Yaptığı işlerde falan filan. Tabii çok da benzerlik de oluyor zaten ondan görüyor. Mussolini'nin ve Hitler'in o yaptığı işlere, iktidara geliş yollarına bakacak olursak çok benzerler birbirlerine. Üst üste koyduğunda kesinlikle birbirlerine tutarlar. Bu herhalde orada Almanya'nın ve İtalya'nın genel durumuyla ilgili herhalde o dönemdeki ekonomik, sosyal durumuyla benzer ilgili durumdalar. Benzer durumdalar. İtalya kazanmasına tarihi rağmen bakımdan da benzer. Almanya biraz daha erken birleşmiş, İtalya daha biraz daha geç birleşmiş. Geç birleşen, geç kurulan devletler, evet, daha yeni devletler. Ve ikisi de savaşta sıkıntı çekmiş devletler. Sonrasında Nazilere, aslında ilk baş Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi değildi onların. Alman İşçi Partisi miydi, neydi? Tam ismini hatırlayamıyorum da. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi yapıyorlar. Daha sonra Nazi oluyorlardı onlar. İşte ilk baş bu partiye girip kendini sevdiriyor. Ve aslında partide o dönem içerisinde birazcık bir lider arayışında. Bir böyle kendilerine kaliteli bir lider arıyorlar. Ve Hitler'in bu konuşma yeteneği olsun, bu ciddi düşünceleri de aynı şekilde partiyle uyuştuğu için partide ciddi şekilde öne geçiyor ve kısa bir süre sonra partinin lideri haline geliyor kendisi. Partinin lideri olduktan sonra zaten
ilk baş Münih ve çevresinde tanınmaya başlıyor. Biranelerde bir sürü kez birçok... Bu arada tabii sert kullanımları var yani şeyler, tabirleri, sert suçlamacı, tabii, işte yazan şey. Zaten bu adamlar eski Alman imparatoruna nefret duyuyor. Çünkü o savaşı erken bırakmaları, müzakere gitmeleri falan bundan dolayı sürekli yakınıyor. Ve bunu hiçbir zaman da istemiyor zaten Hitler. İkinci Savaş'ın sonunda da bunu tasvip etmeyecek ve direkt kendini intihar edecek, işte yaktıracak, baktıracak, bayağı bir şey var onun da. Almanya'nın zaten bu savaştan çekilmesini hem halk hem de çok bir sürü kesim aslında yanlış buluyor. Çünkü onlar da hala savaşı kazanabileceğini düşünüyorlar. Halktan da çok büyük bir kesim. Ve sonraki süreçte de Hitler böyle bir düşünceyle gelince onları etkiliyor tabii daha sonra. Tabii ki ciddi de bir konuşma yeteneğine sahip olduğu zaten için. Zaten çevresine topladıkları adamlar da asker, yani onun yaşadığı süreci yaşamış, onun düşüncelerine yakın kişiler oluyor zaten tabii orada. İlk başlarda tabii öyle çevreleri kendisine toplamaya başlıyor. Ve yavaş yavaş işte Münih ve çevresinde biraz popülerite sağlamaya başlıyor. İşte biranelerde olsun falan mitingler düzenliyorlar. Ve meşhur işte birane darbesine kalkışıyor Hitler 1923 yılında. Bundan Mussolini'den gördüğünü söylemiştim. Tabii Mussolini'den zaten özeniyor bu konuya da. Mussolini de 1922 yılında bir darbe girişimine kalkışıyor ve başarılı oluyor bu süreçte. Ve İtalya'nın başına geçiyor. Ve zaten o süreçten sonra Mussolini de kendi diktatörlüğünü kuruyor. Hitler de buna özeniyor ve Baviera hükümetini devirmek istiyor. Ve bunun üstüne işte bir meşhur birane darbesi girişimine kalkışıyor ve Alman ordusu tarafından bu bastırılıyor. Başarısız oluyor Hitler. Başarısız olduktan sonra 9 aylık bir hapis sürecine çarptırılıyor. Tabii bu süre zarfında aslında popülaritesi hem daha fazla artıyor bu başarısız darbe girişimiyle. Onun dışında hapishane aylarında daha doğrusu kitap yazarak geçiriyor. Meşhur Kavram kitabını yazıyor. Orada aslında ideolojisini bahsediyor. Evet. Kendi propagandasını yapıyor. Aa, bu yani o şey sürecinden sonra artık daha pasif, daha hani şey demiştin orada aslında işi oyununa göre oynuyor demiştin. Aynen öyle. İşi birazcık daha oyununa göre oynamaya başlıyor. Çünkü bundan önce aynı Mussolini'nin siyah gömleklileri gibi Essay'i kuruyor. Aslında o dönemde Almanya'da da birçok partinin bu gibi bazı kolluk kuvvetleri var. Bu kolluk kuvvetleri diğer partide üyelerini korkutmak için, diğer parti üyelerinin kolluk kuvvetleriyle kavga etmek için, onun işte propaganda için falan çalışıyor. Siyasi partiler ve sürekli birbirine vuruyor. Bunlar tamamıyla aslında şiddet içerikli kuruluşlar. Ve Hitler'de de zaten Nazilerde de Essay var. Bu konu üzerinde çalışmalar yöneten Essay var ve bunların başı da Röhm'du. Bu da zaten bir Alman yüzbaşı. Eski zaten Alman'ı şey yapmış, dağıtılmış Alman erleri, Alman subayları burada toplanıp böyle birbirleriyle dövüşmüş. Askercilik oynuyorlar dediğin gibi. İşte asker özentileri falan. Aynen. Onlar katılıyor aslında bu gruplara. Ve daha sonra bu darbe girişiminin ardından, başarısız darbe girişiminin ardından hapisten çıktıktan sonra iş aslında yavaş yavaş oyununa göre oynamaya başlıyor Hitler'de. Birazcık bu daha şiddet kısmından ayrışmaya başlıyor. Hafif birazcık o Röhm'ün ve Essay'in önünü tıkıyor o süre zarfında. Birazcık da işi oyununa göre oynuyor. Ve bu başarısız darbe girişimiyle oy oranları da Hitler'in ciddi şekilde artıyor. Bir %6-7'ye geliyordu Hitler'in oy oranı. Popülaritesi artıyor aslında tabii bu dönemde. Popülaritesi ilk başta Münih ve çevresindeyken daha çok Berlin'e de sıçramış oluyor. Ve Berlin'e sıçrayınca aslında bu işi oyununa göre oynamaya başlıyor. Fakat artık daha politikacı özelliği ortaya çıkıyor değil mi? Daha kavgacıdan çok politikacıya birazcık daha benzemeye başlıyor. Fakat bu süre zarfında da Almanya birazcık kendi yaralarını sarmaya başlıyor. Çünkü bundan önce ilk daha savaşı kaybettiği yıllarda çok ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyorlardı. Yani bir çuval parayla gidiyorlardı adam. Enflasyon tavan yapmış, her şeyin fiyatı yükselmiş, üretim azalmış. İşsizlik çok ciddi oranlar var. Bir de şey vardı, o Ren Nehri'nin batı kısmındaki işte o maden alanları vesaire, onları asker sokmama gibi şeyleri vardı. Tabii ki o Ren Nehri'ne herhangi bir şekilde askerden arındırılmış bir bölgeye. Orası da Almanya için çok önemli bir yer aslında. Kömür ve demir yatakları var orada ciddi oranda. Ve aslında buranın korunamaması demek Almanya için çok ciddi bir tehdit. Ve daha sonra zaten Almanya borçlarını ödeyemeyince Fransa buradaki fabrikalar el koyuyordu falan kısa bir süreliğine. Hitler ama buradaki şeyi kaldırıyor zaten değil mi? Yani oradaki... Neyse, Almanya pek bu süreçten birazcık kurtulup da demokrasisini de kendi yeni hükümeti Weimar Cumhuriyeti'ni de aslında birazcık oturttuktan sonra yavaş yavaş ekonomiyi de düzeltmeye başlıyor. Bu işsizlik sorunu falan da yavaş yavaş çözülüyor. Almanya...
yani Almanya birazcık daha kendisine gelmeye başlıyor. Ve bu durum birazcık aslında Hitler'in hatta bayağı bir oranda %2'ye falan düşüyor o %6-7'lerden ilk başlarda. Bu ciddi bir şekilde Nazileri popülaritesini düşürüyor. Artık çünkü halkın aşırı sola veya aşırı sağa ihtiyacı kalmıyor. Fakat her şeyi büyük buhran değiştiriyor. Evet. Büyük buhran zaten o dönem bütün dünyayı etkiliyor. Yani bizi de ya. Bizi dayı ya biz mesela, gerçi biz yine çok etkilenmiyoruz. Türkiye tarım ekonomisi olduğu için o kadar etkilenmiyor ama işte Almanya'da falan yeni bir sanayi olunca tekrar adamlar etkiliyor. Tam toparlarken adamlar bir daha enflasyon yaşıyor. Aynen, tam toparlanırlarken adamlar. Çok toparlanma sayılmaz pek ama. Tabii birazcık yani, daha düzeltiyorlar. Düzeltme işte. Aynen, düzenlemiyoruz. Birazcık daha devleti düzeltirlerken tekrardan büyük bir yük sırtlarına biniyor. Ve Almanya'ya aslında paramponçik ediyor bu olay. Enflasyon tavan yapıyor, işsizlik tekrardan ortaya çıkıyor. Bu gibi sıkıntılar Almanya'nın başına büyük bela oluyor ve yavaş yavaş halk tekrardan aşırı sola veya aşırı sağa denk düşmeye başlıyor. Onlara doğru kayıyor halk da. Bundan sonra Hitler'in popülaritesi artmaya başlıyor ciddi oranda. Ve zaten en çok bu sağda sağdan ayrılan şeyi Hitler'in özelliği de konuşma yeteneği. Konuşma yeteneği sayesinde zaten Hitler önemli ölçüde şey yapıyor, yani halkları etkilemeyi başarıyor. Evet. Çok ciddi bir özelliği kendisinin. 30'ya doğru geldiğimizde artık yani yavaş yavaş. 30'lu yıllara geldiğimiz zaman Hitler'in işte oy potansiyeli aşırı derecede artmış. Ve parlamentoda da önemli İnsanlar bir artık tanıyordu. Sandalyesi var. Ve şey de var şimdi Almanya'da, ciddi bir komünizm tehlikesi de var. Aslında Avrupa'nın hepsinde var. Aynen, hepsinde İngilizler var. De, Fransızlar da bunu görüyor. Fransızlar. Bir bizde o kadar yok çünkü bizde Sovyetlerle şey zaman milli mücadele döneminde belli işbirliği yaptığımız için yani tek onlar zaten bize kol kanat açmış o devletler arasında. O yüzden biz biraz daha sıcak bakıyoruz. Bizim kara kaşımız kara gözümüzden değil de. Aynen. Kendi çıkarları doğrultusunda. Biraz da öyle ya, konjüktürel ittifak bunlar. Ve bu aslında Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla olan bir şey. İlk baş çünkü daha öncesinde böyle büyük bir komünist devlet, hatta hiç komünist bir devlet olmuyor. İlk ve en büyük komünist devletlerden fikir var ama fikir dolaşıyor, Marksist düşünceler vesaire, onlar tabii dolaşıyor oralarda. Bu Avrupa'yı çok ciddi şekilde derinden etkiliyor ve aslında devletlerde de hükümetlerde de bir komünizm korkusu ortaya çıkıyor. Hatta milliyetçiliği bunun dediğin daha önce demiştim ama milliyetçiliği şey yapıyor bu milliyetçi çıkarıyorlar ki yani onu şey yapsın frenlesin diye milliyetçiliği daha çok önce. Milliyetçilik de zaten işte dediğimiz gibi komünizmi frenlemek amacıyla daha çok ön plana atılıyor. Hükümetler de bunu birazcık kullanıyor. Ama burada mesela Mussolini ilginç bir şahsiyet, sosyalist olarak çıkıyor ama sonra milliyetçilik, faşizmi ortaya çıkartıyor. Faşizmi yaratıyor daha sonra. Ama işte o sosyalist etki işte, ne o işçi partisi, biraz sanki oy devşirmek için de kullanılmış bir şey olabilir belki de. Çünkü biraz işin içine biraz sosyalizm katınca işçilerden de destek alacaklar çünkü o dönemler o da rağbet içinde ya. Belki öyle bir şeyleri de olabilir, fikirleri, stratejileri de olabilir. Olabilir. O konuda çok bilgim yok ama olabilir yani. Ben de yorum gidiyorum. Belki yanlış diyorum zaten bence de yani. Ya şey yanlış olabilir. Onlar politik oyunlar yani. Doğru, o dönem için öyle. Zaten daha iktidar mücadeleler aslında daha tabii bir şey yok ortada savaş olarak. Ben şimdi şeye gelmek istiyorum ben. Hitler'in iktidara gelişine gelmek istiyorum ben. Hemen oraya da geleyim. Hitler 1933'te iktidara geliyor. Ondan öncesinde Hindenburg'da bir cumhurbaşkanlığı seçimlerine giriyor fakat kaybediyor. Hindenburg'da zaten önemli bir Alman generalidir. Doğuda çok ciddi başarıları vardır. Rusya cephesinde çok ciddi başarıları vardır Hindenburg'un. Ve Almanya'da çok ciddi bir figür. Popüler bir figür. Bu şahsiyete kendisi kaybediyor seçimleri. Fakat şey olarak oy potansiyel olarak %30'ları falan gayet aşıyor. Ve parlamentoda birinci parti haline gelmeye başlıyor. Daha sonra da şansölye ilan ediliyordu. Bu komünizm tehdidi için de birazcık onu şansölye yapıyorlar. Aslında çok da ama eski idareciler, o asker cuntası falan bunlardan pek fazla da şey değiller, memnun değiller ama tabii ki de, gene diğerlerine göre bu daha iyidir diyorlar. Tabii ki de hem çok ciddi bir artık oy potansiyeli gücüne gelmiş hem de bir komünizm tehlikesi de var. Çünkü Avrupa'daki en büyük işçi nüfuslarından birisi de Almanya'da var. Hı. Ve onun yanında çok ciddi bir işsizlik nüfusu da var Almanya'da. Evet. Enflasyondan dolayı, beraber. O borçtan dolayı, buhrandan dolayı. Tabii ki de. Ve daha sonrasında Hitler şansölye oluyor, iktidara geliyor. İktidara gelmesiyle beraber tabii ki de bu aslında diktatörlüğüne yavaş yavaş başlıyor. Yavaş yavaş siyasi oyunlarına, diğer siyasi rakiplerini yok etmeye falan. Diğer siyasi... SA'yı kullanıyor değil mi burada? Tabii ki de SA'yı ciddi oranda kullanıyor. SA'yı ve Gestapo'yu. Bu da polis gibi bir şey, böyle gizli polis teşkilatı gibi bir şey. Ama partiye bağlı.
Onlarla zaten yavaş yavaş baskılıyor. Sonra bir tane Rastak yangını. Tabii ki de meşhur Rastak yangını ortaya çıkıyor. Bu Rastak yangını ile beraber suç komünistlere atılıyor. Aslında hala daha kimin yaptığı kesin olarak belli değil de. Tabii ki de belli yani büyük ihtimalle Naziler yaptı. Yani resmi kayıtlar içerisinde komünistlerin yaptığı yazıyor. Çünkü onlar temizleyecek oradan tabii yani ki. Parlamentoda ki diğer unsurları yok etmeye çalışıyor adam, tabii kaldırmaya ki çalışıyor. Bu komünizmin, komünistlerin bu sebepten ötürü ortadan kaldırılmasıyla çoğu zaten hapse atılıyor. İşte partileri kapatılıyor falan. Ardından bununla beraber yavaş yavaş işte kendi diktatörlüğünü daha da ilan etmek için kendi yetkilerini arttıran işte yasa tasarısını meclisten geçirecek. Evet. İşte bunu zaten Reichstag yangını sebebiyle çoğu komünist hapse atıyor. Onun dışında SA'de diğer siyasetçileri korkutuyor ve kendi ortamını yaratıp diyorsun ki her yer Nazi dolmuş yani mecliste. Tabii artık tamamen onun etkinliği, onun etkinlik alanı haline gelmiş. Aynen öyle. Zaten ya Nazilere katılıyorlar bu olaydan sonra ya da Naziler tarafından korkutulup kendi istekleri doğrultusunda bildiğin köpek görevi görüyor oradaki insanlar ve yapacak bir şey yok çünkü. Korkuyor adamlar da ya. Tabii ki de. Korkuyor, ne olacağı belli olmuştu. Ondan sonra da bu çünkü SA'yla de mücadele ediyor değil mi sonra? Çünkü böyle SA'yla. Kendi yetkilerinin arttırılmasından sonra zaten Hindenburg'da onun için artık bir tehdit değil. Kendi yetkileri ciddi oranda arttırılmış bir Hitler var ortada. Hı-hı. Ve istediği şeyi istediği zaman artık yapabiliyor. Tamam mesela bir diktatörü, bir despotik idare ortaya koymuş Almanya'da. Diktatörünü aslında orada resmileştiriyor. Evet. O kanunla beraber. Fakat daha sonrasında bir de bunun üstüne Hindenburg da ölüyor. Kısa süre sonra yaşlılıktan ölüyor adam. Ve bunun ardından Cumhurbaşkanı ve Şansölye yetkilerini de birleştiriyor. Ve tam anlamıyla Almanya'nın führeri oluyor. Hı-hı. Almanya'nın işte führeri olduktan sonra yavaş yavaş planlarını gerçekleştirmeye başlıyor. Almanya'da ciddi bir despotik idare kuruyor. Ciddi bir otoriter idare kuruyor. Siyasi rakiplerini yok ediyor. Bu dönemde tabii bunların yanında yatırımlar da yapmaya başlıyor. Mesela Almanya'nın tekrardan kalkınması. Tabii ki de. Hem askeri hem ekonomik olarak işte otoyollara değil mi? Evet. Çünkü o dönemde çok önem veriyor. Ulaştırma ile o lojistik hattı bağlayıp tekrardan sanayi kalkındırmaya çalışıyor. Tabii lojistiğe çok ciddi önem veriyor. Ve yavaş yavaş da bu Versay Anlaşması'ndaki bazı maddeleri çiğnemeye başlıyor. İlk olarak işte silahlandırılmayan bölgeler. Yani silahlandırılmayan bölgeler işte o Ren bölgesine, Rhineland bölgesine asker sokuyor. Aslında bu Hitler'in bir blöfüdür. Evet. Fransa ve İngiltere eğer bir müdahaleye kalkışsa zaten geri çekilmek zorundaydı. Çünkü daha o dönemlerde 1930'larda falan Almanya kesinlikle askeri açıdan Fransa ve İngiltere ile hiç boy ölçüşecek bir güçte değil. Evet. Hala enflasyon var ya, adamlar da hala fukara. Neden daha sıkıntılar yaşamaya aslında bir yandan bunun üzerinde zaten Hitler oy devşiriyor, siyasi tabii propaganda gülüyor. Tabii ki de. Zaten iktidara geldikten bir süre sonra bu partinin sol kanadı olan Romo ve SA'yı de egale ediyor. Çünkü çok ciddi de bir sıkıntı onun için. SA yanlış hatırlamıyorsam 3,5-4 milyon kişi barajında geçmiş durumda yani. Evet. Çok ciddi bir güç Almanya'da. Alman ordusundan daha büyük bir güç olmuş adamlar. Yoldan döndürdüğün adam SA çıkıyor aslında. Tabii orada. Tabii. Zaten köşe başı bekliyordur bu adamlar zaten orada burada. Yani. Millete takip ediyor. Hitler de bunlardan birazcık korkmaya başlıyor çünkü. Evet. Çok rahatlıkla çünkü ele geçirebilirler. Alman ordusundan daha güçlü bir durumda. Bizdeki Yeniçerilere dönerlerse onlar gibi isyan şey yaptılar. Bunları indirecek, doğru söylüyor. O meşhur işte uzun bıçaklar gecesinde bu partinin sol kanadı olan işte Romo ve SA'yı, onun dışında kendi bazı siyasi rakiplerini, bazı kişisel olarak nefret ettiği insanları da yok etmiş oluyor. Ya burada şeye dikkat etmiş, diğerleri mesela sosyalistlerle mücadele ediyordu. Burada kendi içindeki adamlar bunlar. Evet. Yani daha önce beraber çalıştıkları adamlar olabilir hatta işte ya da aynı düşünceki adamlar. Zaten Hitler'in bayağı yakın bir arkadaşı. Evet. Bayağı hani dip dibe gezdikleri, çok ciddi bir samimi muhabbet ettikleri bir insan. Çok bir de bu süreçte bir de ne yapsalar sürekli sosyalistlere şey yapıyor değil mi? Mesela bir şey oluyor sürekli sosyalistlere bir suç atma var şeyden beri, uğraşacaktan beri. Arama olayı zaten var. Evet. Günah keçisi zaten işte Yahudiler, Bolşevikler. Bolşevikler aynen. Hep onlar zaten. En büyük amacı zaten bunları yok etmek Hitler'in. Peki bu süreçte Almanya ne üzerine yoğunlaşıyor? Şimdi dedim lojistik üzerine oraya sanayi geliştirmek falan çalışıyor. Askeri açıdan kendilerini yavaş yavaş geliştirmeye başlıyorlar işte. İlk hava kuvvetlerini kuruyorlar. Zaten bir tecrübeleri var daha evvelden de. Tabii ki de, tabii ki de.
Zaten ciddi oranda bir tecrübesi de var yani Almanya'nın. Sıfırdan kurulmuyor bu devlet yani. Hmm. Sıfırdan bu düzen kurulmuyor. Zaten hali hazırda 1. Dünya Savaşı'nda ve öncesinde Almanya'nın ciddi bir ekonomisi vardı. Ciddi bir ağır sanayisi vardı. Bunu sadece... Koca koca donanma yapmıştı adam. Tabii ki de. Bunu sadece tekrar işlevli hale getiriyorlar. Para ve sermaye işleri işte belli tabii. Teknik işler, alanlar vesaire. Çünkü o Versay Anlaşması ve sonraki baskılar bu adamların işlerini çok fazla ne denir ona? İşlerini çokmak sokuyordu yani. Evet, çok fazla. İşte onun için yavaş yavaş bu Versay Anlaşması'nı bozmaya başlıyor. Ve bunlar mesela askeri oldu mesela işte sonrasında uygulanacak Blitzkrieg mesela gibi onlar için mesela ona özel araçlar geliştirdiklerini söylüyorlar. İşte tabii. Ona göre tanklar, işte hava sistemleri, uçaklar vesaire, ona göre eğitimler, yeni alanlar oluşturuyorlar, hastaneler vesaire. Mesela çok iyi şeyler. Şimdi bu adamlar imparatorluktakinden de farklı bir gelişim içindeler. Deney yapıyorlar ya bir de bu Yahudiler için, insanlar üzerinde tabii, deneyler yapıyorlar. İnsanlar üzerinde çok fazla deneyler yapıyorlar. Milyonlarca insan ölüyor zaten. Bu mesela bir fakat tane... bilime de çok katkı sağlıyor. İşte bilime katkı sağlıyor. O çok ilginç bir şey. Ya evet. Bunların yaptığı bu gerçekten korkunç deneyler de var işin içinde. Birçok katkısı da oluyor yardım bilimine. Bundan öyle bunun üzerine pek konuşmayı sanki istemiyor bilim insanları mesela. Ben bazen görüyorum. Bazıları konuşuyor ama bazıları da mesela bu konuya çok girmek istemiyor mesela. Bu kimya alanında vesaire de bayağı bir... Zaten ya çok büyük bir yani Holocaust tarihi dediğimiz şey zaten çok büyük bir kıyım. Milyonları öldürüyorlar yani deneyler yapıyorlar. Toplama kamplarında falan milyonları öldürüyorlar. Birinden duymuştum. Bak çok hatırlamıyorum. Naum Keki'nden mi ne duymuştum hatırlıyorum. Şu şuradaki ne kemiği bunun ismini hatırlamıyorum. Köprücük kemiği. Köprücük kemiği galiba evet. Mesela onun şeymiş mesela bir kiloluk bir şeyi mesela bir metre yukarıdan bıraktığında burası hemen kırılıyormuş evet. Mesela. Evet. O tür özel mesela Naum Keki'nin söylemişti evet, bunu. Mesela o da mesela Almanlar mesela onu da şey yapmış. Alman Naziler yine onu da bulmuş mesela. İlginç şeyler böyle ilginç keşifleri var. Zaten bu otoyol dediğimiz şeyi Almanlar icat ediyor. Bu daha çok işte dediğimiz gibi lojistik hatları geliştirmek hem askeri hem sanayi adına hem ekonomi adına değil mi? Tabii ki de. Daha çok tabii askeri için de daha sonra tabii bu halk arabaları işte Volkswagen'i ortaya çıkartıyor ve halkın da araba almasını istiyor. İşte devleti ve Mercedes sosyal falan zaten daha evvelden var. Mercedes falan gibi firmalar daha evvelden var. Onlar da galiba uygulanıyor diye biliyorum. Kaç yılında bu vallahi ben de çok bilmiyorum ama sanki daha evvelden olması lazım. Yani bu tür şeyler yatırımda var. Büyük ihtimalle. Ama işte bu ilk halk arabaları direkt devlete bağlı. Zaten Volkswagen'de Volkswagen evet, şey halkın arabası aynen. Öyle demek. Tabii ki de. Ve Almanya'da bu gibi konular üzerine artık yoğunlaşmaya başlıyorlar. İşte ilk baş bu borçları biraz tanımıyorlar. Yavaş yavaş bu Versay Anlaşması'nın açıklarını kullanaraktan devleti birazcık geliştiriyorlar. Bu sıkıntılar ortadan kaldırıyor. Zaten asker sayısı arttırılıyor, tecrübeli asker sayısı arttırılıyor. İşte ne bileyim sanayi yatırımları bilmem neler. Almanya bir anda çok hızlı bir şekilde kalkınmaya başlıyor. Tekrardan aynen, eski haline almaya başlıyor. Hızlı şekilde kalkınmaya başlıyor. İşte Avusturya'yı kendilerine katıyorlar. Burada sözünü bölüm. Bir kural bilmezlik de işte bak bilimsel mesela deneylerde tehlikeli deneylerde işte kural bilmezlik biraz etkili oluyor olabilir. Yine ya kafamda teorilerden biri. Çünkü bu adamlar böyle hiç denenmemiş ya da denenmesi istenmeyen deneyler oluyor. Mesela daha Rönesans'tan beri böyle bazı şeyler işte kadavra üzerine falan. Bu adamlar o kadar canice deneyler. Çekinceleri yok yani. Çekinceleri yok. Yapıyor adam ve yaptığından bir şeyler buluyor ama çok da korkunç neticeler çıkıyor ortaya tabii. Çünkü devletin her kademesini yavaş yavaş ele geçirmişler yani bu adamlar. Bir iktidarını sağlamlaştırmış. Yani sana emir veriyor. Bu deneyi yapacaksın diyor. Sen hani o deneyi yaptığında başına bir iş gelmiyor. Çünkü her yerde onun adamı var. O adam öyle bir kanun, tabii bir ki. Koruma da vermiyor. Tabii ki de. Yani bir sıkıntın yok yani. Hitler'in adamıysan rahat rahat takılabilirsin onun emirleri doğrultusunda. İşte Avusturya'ya ilhak ediyorlar. Evet. Kendilerine katıyorlar. Çekoslovakya'nın etrafındaki evet. Alman bölgesi. Çekoslovakya'nın o Südatlant bölgesini evet. Kendilerine diplomatik yollarla katıyorlar. İşte buralar yine sanayinin çok olduğu yerler değil mi? Evet, evet zaten. Hani Almanların çok yaşadığı bölge falan bahane. İlber Hocam, evet İlber çok Hocam. Çok ciddi şeyi var, sanayi bölgesi var. Çok önemli fabrikaları var o Çekoslovak sanayisinin önemli bir kısmı bu Sudetland bölgesi. Zaten onun için istiyorlar en çok. İlber Hoca mesela çok hatırlamıyorum, seyahatnamesinde mi diyordu, yılın yazıcıya geçeceğim. O mesela Avusturya Macaristan'da o kuzey bölümdeki Çekoslovakya'daki bölümde mesela çok fazla sanayi gelişmişse, ekonomik işler gelişmişse güneyde de mesela o kadar çok daha çok mesela fikir üzerinden gelişmiş işte üniversite Macaristan'da falan ama yani. Çekoslovakya'nın işi daha farklı, orası daha kapital, evet, evet. Orası daha ekonomik işliyor, alt taraflar öyle gelişmiyor. Evet o Çekoslovakya'da zaten çok ciddi bir sanayi var ve onun dışında Hitler'in bu Çekoslovakya'yı daha sonrasında işte Münih Anlaşması oluyor. Münih Anlaşması'na İngiltere ve Fransa işte çağrılıyor.
bazı önemli devletler çağırıyor ve burada Sudetenland bölgesini alıyorlar. Bu Münih konferansına bu arada Sovyetler Birliği'ni, Stalin'i çağırmıyorlar. Bu da aslında Sovyetler Birliği'ni birazcık yalnızlığa itiyor. Hı hı. Sovyetler Birliği de bu sebepten ötürü birazcık hani şey yani diğerlerine kızgın, evet. Fransa'ya, İngiltere'ye. Sovyetler zaten kurulduğundan beri böyle bir evet, şey var aslında. Yalnızlığa itmişler yani bu adamları, hı. Ya sevmiyorlar fazla adamları. Zaten iç savaşlarına da karşıya Beyaz Ruslara yardım ediyorlardı. Tabii tabii. Şimdi ardından bu Münih Anlaşması'na da uymayıp Çekoslovakya'nın tamamını işgal ediyorlar. Burada Almanya çok önemli de fabrikaları ele geçirmiş oluyor. Sanayisini daha da güçlendirmiş oluyor. Bu Prag'daki önemli altın rezervlerini de elde etmiş oluyor. Bu Çekoslovakya'nın Merkez Bankası'ndaki rezervlerin de Hitler'in çok büyük gözü de vardır yani. Çünkü yaklaşan da bir yerde okumuştum. Tekrardan böyle yaklaşan bir ekonomik kriz olabileceği için bu Prag'daki altın rezervlerini kullanıyorlar. Tekrardan Almanya'yı düzeltmek için. Almanya'nın gücüne daha da güç katıyor. Kolay hızlıca rezerv bulmuş adamlar. Direkt onu uygulayıp üretimini üretiyor. Çekoslovakya işgaliyle daha da gücüne güç katıyor. En sonunda herhalde bu Polonya meselesi zaten. En sonunda Polonya üzerineyecekler ve o zaman da zaten bütün bir Cihan Harbi patlayacak. Tabii ki de. Acaba o zamanlar bu Cihan Harbi olacak. Polonya savaş açtıklarında Cihan Harbi başlayacağını düşünüyorlar mı? Çünkü İngilizler hemen de gelmedi. Fransızlar hemen bir dokundu. İlk baş şöyle aslında bu Danzig'i istiyor. Meşhur işte bu Leh koridorunu. Doğu Prusya ile Almanya'nın ana karasını bölen bir tane Leh koridoru var. Evet. Polonya'yı işte denize ulaştırmak için, Baltık denizine ulaştırmak için İtilaf devletleri orada toprak vermişler adamlara. Ve aslında bu Alman halkının ve Hitler'in aslında bütün Almanların da canını sıkan bir şey. Ve Danzig'i istiyor Polonya'dan. İşte Danzig'i vermiyorlar falan. Ve savaş çıkıyor orada. İşte İngiltere ve Fransa da dahil oluyor. Aslında Hitler ilk baş düşünmüyor savaşın çıkabileceğini. Bunun için savaşın çıkabileceğini düşünmüyordu. Yani Danzig'i verirler nasıl olsa diye düşünüyor. Evet. İlk bölümde Almanya'yı konuştuk Avrupa'da genel durum olarak. Şimdi böyle kısım kısım diğer devletleri de konuşacağız. Beklemekte kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.